Dün Sinop da böyleydi. Maşallah Kastamonu da böyleydi. Ve bu yolculuk nereye? 2019'un Mart'ına. Nereye? 2019'un Kasım'ına. İnşallah gerek önümüzdeki yerel seçimlerde, gerek 2019 başkanlık ve parlamento seçiminde AK Parti olarak ülkemizin yeniden dönüşüm ve değişimini çok açık net demokratik inkılabını sandıklarda gerçekleştireceğimize inanıyorum. Buna var mıyız? Ana kademe olarak var mıyız? Kadın kolları olarak var mıyız? Gençler var mıyız? Elhamdülillah. Tamam inşallah. Kardeşlerim, ne dedik yola çıkarken? Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece inşallah. Ne dedik? Durmak yok. Eyvallah. Kardeşlerim, Düzce bu yolculukta her zaman yanımızda oldu, bizi hiç yalnız bırakmadı. Ve bizler de aynı şekilde Düzce'nin yanında olduk, hiçbir zaman Düzce'yi yalnız bırakmadık. Şu 15 yılda Düzce'mize yaptığımız yatırımların toplam tutarı 9 katrilyon. İnşallah bununla bitmedi. Bu yatırımlar yine devam edecek. Ve bizler bir deprem bölgesi olan Düzce'mizi aynı şekilde yalnız koymadık. Düzce'de üniversite var mıydı? Yaptık mı? Ve Düzce'deki üniversitenin hamdolsun şu anda öğrenci sayısı katlıya katlıya gidiyor. Bu ayrı bir zenginlik. İnşallah daha iyi olacak. Her yönüyle daha iyi olacak. Eyvallah. Fakat hasımlar bizi hazmedemiyor. Hazmedemiyor. Onun için tek silahları var. İftira. Yahu iftirayla bir yere gidilmez. Dürüstlükle bir yere gidilir. Fakat onlar ne kadar iftira atarlarsa atsınlar, çamur at tutmasa iz bırakır mantığıyla bir yere varılmaz. Onların dedeleri varamadı. Ama bizim dedeleri vardı. İnşallah yine varacağız. Ve değerli kardeşlerim, bizi bölmek, parçalamak isteyenler şunu bilecekler. Bizim Rabia'mız var. Rabia'mız var. Bu Rabia'da neler var? Tek millet. Tek millette ne var? Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Avazasıyla, Arabıyla, Boşnağıyla, Arnavuduyla 80 milyon tek millet. Biz birbirimizi niçin seveceğiz? Parası pul olduğu için mi? Makam mevki sahibi olduğu için mi? Hemşerim, akrabam olduğu için mi? Hepsi bir tarafa. Biz yaratılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Çünkü Rabbim bizi kavimlere ayırdı. Kabileler halinde bizi yarattı. Ama kavimler değil üstünlük sebebi. Kabileler değil üstünlük sebebi. Üstünlük sebebi nedir? İttika. Allah'a kim daha yakın olursa en üstün odur. Bizim inancımızda durum bu. Olaya böyle bakacağız. Ve yolumuza da böyle yürüyeceğiz. İki, tek bayrak. İşte bayrağımız. Ellerinizde maşallah bayrağımız. Sudan'da da bağlayanımız dalgalandı mı?
çatta bayrağımız dalgalandı mı? Bütün oranın gençleri elinde bizim bayraklarımız var mıydı? Niye? Sizi ne kadar seviyorlar anlayın. Sudanlısı da seviyor, Çatlısı da seviyor. Çünkü biz onları ayırmadık. Onlara biz Afrikalı, koy bir kenara diye bakmadık. Onları ötelediler, biz ise kucakladık. Ve bizi kucaklayanlar da artıyor. Göreve geldiğimizde Afrika'da kaç büyükelçiliğimiz vardı biliyor musunuz? 12. 15 sene önce 12 tane bizim orada büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi 41 büyükelçiliğimiz var. Her yerinde olacağız. Her yerinde olacağız. Ve bütün Afrika'yla bu münasebetlerimizi geliştireceğiz. Kardeşlerim, ve bayrağımızın rengi şehidimizin kanından geliyor. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehitlerimizin ta kendisi. İşte Düzce'de de şehitlerimiz var değil mi? Gölbaşında bir şehidimiz var, ufumuz. Allah rahmet etsin. Tüm ailesini Rabbim cennetinde, evet, ufuyla kavuştursun inşallah. Ve bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte toprak. Bu toprakların uğrunda ölenler olduğu için bunlar arazi kalmadı. Ne oldular? Bunlar vatan oldular. Eğer ölen olmazsa vatan olmaz. O zaman Hüdayin abid olur. Ama şehitler olduğu için, şehit kanlarıyla yoğrulduğu için bu topraklar vatan oldu. Bize vatan oldu. 780 bin kilometre kareyle bize vatan oldu. Ama şunu unutmayın. Gençler, biz 18 milyon kilometre karelik bir vatandan küçüle 780 bin kilometre kareye geldik. Ah ah. Neydik? Ne oldu? Bunu da bilelim. Tarihimizi de bilelim. Payitahtı izliyorsunuz değil mi? Heh. Orada görüyorsunuz. Hala bir şeyler almak istiyorlar. Asla. Ve 780 bin kilometre karelik vatan toprağında birileri yok paralel devlet yapılanmasıymış. Yok bilmem işte orada bilmem ne devleti kuracaklarmış. Asla. Asla. Buna teşebbüs edenlerin karşısında biz askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik güçlerimizle F-16 oluruz, helikopterlerle üzerlerine gideriz, tank oluruz, top oluruz, illerine kadar kovalarız onları. Şu anda kovalıyor muyuz? İşte bakıyorsun bir haftada 75 tanesi gitmiş. Öbür hafta bakıyorsun 100 tanesi gitmiş. Durmak yok. Yola devam. İllerine kadar sıfırlayacağız onları. Benim vatandaşımın, benim halkımın, benim kardeşimin huzurunu bozamayacaklar. Huzurumuza musallat olanlar bedelini ağır ödeyecekler. Ve 4. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Kimse yok paralelmiş, yok bilmem şuymuş buymuş bu yollara tevessül etmesin. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve bunun için azmimiz var. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir olacağız. Şöyle sesinizi yüksek duyayım. Türkiye duysun.
İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türk olacağız. Tamam? Ve birbirimizi de Allah için seveceğiz. Şimdi hazır mısınız? Şöyle bir göreyim. Maşallah. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Düzce'yi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Ve bugün 2017'nin son günü. 2018'e başlıyoruz inşallah. 2018'in ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kalın sağlıcakla. İşte liderini yalnız bırakmayan Düzce. İşte liderine sevdalı Düzce. İşte milletine hizmetkar. Milletine